Trend medya ekranlarından herkese merhabalar. Ben Merve Kılıç. Bugün Ankara Kuğulu Park'tayız. Sedat Peker'in çok izlenen video serisi üzerine vatandaşın nabzını yokladık. Vatandaş ne düşünüyor? Bu videolarda doğruluk payı var mı? Soruyoruz. Efendim merhabalar. Sedat Peker'in videosunu izlediniz mi? Maalesef izledim. Ne düşünüyorsunuz söyledikleri hakkında? Yani aslında söylenecek çok şey var. Ben bunların oyun olduğunu düşünüyorum ilk başta. Kesinlikle deli saçması şeyler söyledi. Kesinlikle inanmıyoruz. Maalesef inanan insanlar da vardır. Onlar için üzülüyorum ama tabii yani ben dediğim gibi bunların oyun olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamaların da bir oyun, bir komplo olduğunu düşünüyorum. Arkasında artık nasıl karanlık güçler var, siyasi kişiler var. İşte oturup düşünüyorlar acaba ne yapsak da Türkiye'nin gündemini değiştirsek, acaba ne yapsak da iktidarı karalasak, acaba ne yapsak da insanların kafalarını karıştırsak. İşte düşünüyorlar, düşünüyorlar, atıyorlar, tutmuyor. Bunu atıyorlar, tutmuyor. Düşünüyorlar, bir de mafyayı araya sokalım. Hadi bir de mafya üzerinden deneyelim falan. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de inanmıyorum ama. Peki şey, Netflix filmlerinden daha fazla seyredildi. İnsanlar niye bu kadar rağbet etti sizce? İlk başta siyasi tabii ki. Bir de artık siyaset eskisi gibi değil. Ya dünyada öyle. Sadece bizim ülkemizde de değil. İşte görüyorsunuz mesela Trump bile giderken olaylı gitti. Artık siyaset eskisi gibi değil dünyada. Bizim ülkemizde de öyle. Artık böyle taraflık var. Siyaset yok da taraf. İşte sağ taraf, sol taraf, A taraf, B taraf gibi. İnsanlar da tabii ki bunu böyle bir sanki futbol maçı izlermiş gibi işte böyle böyle bir şey oldu günden aa işte izleyelim falan diye böyle yani ben artık öyle olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset de öyle. Taraflık var. Ben ondan öyle olduğunu düşünüyorum. İşte bir de sosyal medyanın gücü de var. Politikacılar da bunun farkında, herkes bunun farkında. İşte diyorlar ki biz ortaya bir şey atalım da gündemi değiştirelim, sosyal medyada yayılsın. İşte trend topik olsun, bir gündemi değiştirelim falan. Yani birazcık da sosyal medyayı kullanmak için böyle şeyleri çıkartıyorlar diye düşünüyorum. Yani bence sosyal medyanın gücünü kullanıyorlar bu tarz haberleri yaratarak. Ama dediğim gibi yani dünyada böyle ne olur bilmiyorum. İşte insanları ben işte sağduyulu ve birazcık daha gerçekçi bakmaya davet ediyorum. Yani insanlar bu kadar fanatik düşünerek değil de daha böyle akıllıca, daha mantıklıca, etraflıca düşünmelerini davet. Başka bir şey yok çünkü yani bir çözüm yok. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sedat Peker'in videosunu seyrettiniz mi? Evet, seyrettim. Tüm seriyi seyrettiniz mi? Evet, hepsini seyrettim. Neler düşünüyorsunuz? Yani zaten bilinen olaylar hep konuştu. Devletin içinde böyle şeylerin olduğunu zaten aklı olan herkes biliyordu. Ama devletle terse düşünce böyle şeylerin olacağı da belliydi zaten. Yani kendi ağzından olması daha iyi oldu diyelim. Sizce niye bu kadar çok seyredildi? Netflix filmleri bu kadar seyredilmiyordur. Yani çünkü burası Türkiye. Böyle şey, Türkiye her zaman, Türk halkı böyle şeyleri sever. Böyle şeylere inanmayı da sever. Yani o yüzden zaten Türkiye bu halde. Hani daha diyecek bir şeyim yok yani. Serinin devamı gelsin mi sizce? Gelecek, gelecek. Daha başka yerlerden de serilerin gelmesi lazım. Bakalım gelecek mi? Teşekkür ederiz. Hadi. Ağzınıza sağlık. Öncelikle size sormak istiyorum. Sonra arkadaşa tercüme edersiniz. Sedat Peker'in videosunu izlediniz mi? Böyle çok izlenen bir video serisi var. İzledim, evet. Neler düşünüyorsunuz? Doğruluk payı var mı sizce söylediklerinde? Bence çok heyecanlı. Dizisi falan çekilse izlerim yani. YouTuber olsa da olurmuş. Başarılı olurmuş kesinlikle. Bir sürü abonesi olurmuş. Yani doğruluk payı konusunu bilemeyeceğim. O konuda bir fikrim yok. Peki niye bu kadar çok izlendi sizce? Çünkü insanlar doğru olduğunu düşünüyor. Siz tercüme ederseniz Sedat Peker'i tanıyor mu tanımıyor mu? Bu videolardan haberdar mı? Ve yaşadığı ülkede bu şekilde sorunlar yaşanıyor mu? Mafya devlet ilişkileri nasıl şekilleniyor? Do you know Sedat Reis? No. Sedat Peker. You don't know him. Okay. So he's a mob boss. We can say that there is a claims about that.
Also, he's talking about some relations with mafia and the states. These kind of complicated things he's talking about, and it's a hot topic in Turkey these days. And we want to ask you, in Italy or other parts of the world, you know, is there anything like this happens, or have you ever see this kind of stuff going on? Well, I haven't seen it like directly in my eyes, but I'm sure that, like, for instance, in my country, Italy, it's full of this kind of things that are happening, like mafia is on a daily basis, because if you consider Italy as a core country, is full of mafia. Like, Tony, I'm running a business here. Isn't it correct? Yeah, exactly. So you will see this kind of things that it's not only just about mafia, but it's also about corporates that go inside politicians and they are corrupted. So it's a vicious circle. Şey diyor, bunlar oluyor diyor. Bizde çok daha fazla oluyor diyor. Sık sık oluyor diyor. Tabii ben direkt olarak hiçbirinin içinde bulunmadım. Ama küçük küçük oluyor diyor. Bu kadar büyük ses getiren de pek olmadı gibi bir şeyler dedi. Bir de şey diyor, sadece mafya gibi değil, artık şirket mafya birbirine girmiş durumda. Şirketler yasa dışı işler yapıyor ve güçleri sebebiyle korunuyorlar. Yani şirket mafya ayrımı da çok yok. Dünyanın her tarafında da oluyor bu tarz şeyler diyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sedat Peker'in videosunu seyrettiniz mi? Daha doğrusu video serisini. Evet, izledim. Neler düşünüyorsunuz açıklamalarıyla ilgili? Sizce doğruluk payı var mı? Yani ateş olmayan yerden yangın çıkmaz. Mutlaka bir doğruluk payı vardır. Ben öyle düşünüyorum yani. Doğru olduğuna inanıyorum. Çok fazla izlendi. Niye bu kadar rağbet gördü sizce? Ya şu anda herkesin kafası çok karışık ve bir cevap arıyor herkes. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Zaten bu konuşmalar olmadan da bunun altında böyle şeyler yattığı düşünülüyordu. Bu ortaya çıkınca da bunun gerçeklik payı olduğuna herkes inandı. Ben öyle düşünüyorum. Peki sizce Sedat Peker neden bu dönemde bu iddialarda bulundu? Bugüne kadar bulunmadı. Ben bunun da devletle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bunun açığa çıkmasını istedikleri için çıktığını düşünüyorum. Daha önce çıkmasını istemediler ve çıkmadı. Yani arkasında yine onlar yatıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Sedat Peker'in video serisini izlediniz mi? Evet, izledim. Neler düşünüyorsunuz açıklamaları hakkında? Sizce doğruluk payı var mı? Doğruluk payını tam manasıyla yargıladıktan sonra, öğrendikten sonra yargılayabiliriz. Doğruluk payı olup olmadığını bilmiyorum ama genelde söylediği şeyler Türkiye gerçekleriyle, yaşadığımız ortamla birebir denk düşüyor. Dolayısıyla doğruluk payı olabileceğine inanıyorum. Zaten öyle bir kişi böyle bir açıklamayı yalan üzerine bina inşa edemez. Etmesi zaten akla mantığa aykırı bir şeydir. Bir de gerçekten bilgi ve donanımı bayağı nitelikli, bayağı kaliteli. Sağlam doneller ileri sürüyor. 12 yaşında okuduğu romanlarla hayata başlangıçlarından bahsediyor. Bizim siyasetli demeyeceğim, Türkiye'de politikacı çok var. Politikacılar onun seviyesinde gelebileceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü baya baya romanlarda kişilikleriyle, roman kahramanlarıyla baya baya iyice yargılayıp sunmakta. Bu da bir mafya liderinin Türkiye'nin baya baya seviye atladığını gösteriyor. Gerçekten Türkiye gerçekleriyle birebir uyuyor. Çünkü durup dururken böyle bir açıklama, böyle bir seri yapmaz en azından. Hem de yurt dışında kolaylıkla alınabilecek yerlerde şu anda kendisi. Ama Türkiye'nin gerçeği maalesef, Türkiye kendisiyle ilgili çözülmesi gereken problemle hiçbir zaman ilgilenmiyor. Çözülmemesi gereken sorunlarla ilgilendiği için Türkiye ülke olarak ayağa kalkamıyoruz. Zaten o da bıktı artık. Yani Türkiye'nin problemleri üst üste yığılmasında, yani normal insan değil, bir mafya lideri bile bıktı bu memleketten. Bu memleket kaçtı gitti ki. Tahsilli, efendim, gün görmüş, araştırma sahibi, nitelikli insanların bu memleketin sürüsüne bereket kaçtığı gibi artık bakıyoruz mafya bile kaçıyor bu memlekette. Bu memlekette nasıl bir şey varsa gerçekten çok enteresan, yani Türkiye'nin gerçek yüzünü göstermesi bakımından çok enteresan bir tespit. Hem mafya kaçıyor hem nitelikli insanlar kaçıyor. Peki Türkiye'de kim kalıyor? Kim yönetiyor bu ülkeyi? Kim yaşıyor bu ülkede? Yani o da gerçek, o da enteresan bir şey. Bir de şunu özellikle belirtmek isterim. Her ne kadar maskem yoksa, ülkelerin milyar dolarlık ekonomilerini sarsan bir hastalık, bir sıkıntıyla, sıkıntının
20 kuruşluk, 30 kuruşluk maskeyle engel olunabileceğini tahmin etmek, insanlar bu yönde empoze kanalize etmek de bence mantıksız bir şey. Çünkü 20 kuruşluk alt üstü bir bez parçası ki niteliği yok, kalitesi yok bez parçasının. Artı en fazla bir yere, kalabalık bir ortama, kapalı bir ortama girildiği zaman kullanıp atılması gerekiyor. Çünkü üstünde pislik yoğunlaştığı anda 3-5 yerden açık havada kullandığı zaman daha iyi bir solunum yapıp ciğerlere girip daha çabuk hastalanma durumu söz konusu. Hani 3M gibi kaliteli, nitelikli maskeler olursa ona bir şey demiyorum ama 20 kuruşluk maskelerle hele hele çoğu insan bunu bir hafta bile kullanıyor. Bir ay bile kullanan insan var. Ben insanlar gözünde, ağzında, yüzünde görüyorum. Tüylenmiş artık abi diyor. 3 haftadan beri kullanıyorum annem maskeyi. Yani gerçekten enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Mafyaların kaçtığı, nitelikli insanların kaçtığı, kim kaldıysa geri, belki bizim gibi. İşte et diye süt diye karışma, yukarıdaki ne derse emriniz olur deyip itaat eden bir, yani sürü demeyeceğim çünkü hakaret de olur insanımıza. Düşünemeyen, akletmeyen, yorumlanmayan, okuduğunu anlamayan, yorumlanmayan, hayatını yansıtmayan niteliksiz insanlarız gibime geliyor. İnşallah kademe atlar, inşallah belli bir sınıf atlaması yapar. Daha doğrusu Martin Luther King gibi bir adam çıkar, cehennemi satın aldım, bundan sonra cehennemi kapısını kilitledim. Ne yaparsanız yapın deyip Almanya gibi 500 sene önce özgürlük hareketine başlayan bir Almanya gibi Türkiye'de inşallah bir şeylere başlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Size kolay gelsin. İyi çalışmalar. İşiniz zor. Allah kolaylık versin size. Başarılar. Sedat Peker'in video serisini izlediniz mi? Evet, izledim. Neler düşünüyorsunuz? Doğruluk payı var mı sizce? Peki neden bu süreçte açıklamalar yaptı? Bunları sormak istiyorum. Ya doğruluk payı olduğunu düşünüyorum ben. Ancak bunlarla beraber olduğunu da düşünüyorum. Kendi canı yandığı için de şu anda açıklama yapıyor ama kendisi de suçsuz sayılmaz. Bu konuda düşüncelerim var. Çünkü birinci bölümde kadınlarla ilgili çok şey söyledi. Fazlasıyla şöyle korudum, böyle korudum gibisinden laflar söyledi. İkinci ve üçüncü bölüme geçtiği zaman bu kadar şeye şahit olup sessiz kalması bana çelişkili geldi doğrusu. Sizce serinin devamı gelecek mi? Eğer anlaşırlarsa gelmeyecek diye düşünüyorum. Hala bir umut besliyor çünkü Cumhurbaşkanımıza karşı herhangi bir şey söylemeyip yandaşlarıyla ilgili çok fazla röportaj yapıyor. Yani onları yukarıda edip aslında kendisini buraya aldırmaya çalışıyor gibi geldi bana. Yani bir çıkar çatışması gibi bir şey mi diyor? Kesinlikle. Teşekkürler. Sedat Peker'in video serisini izlediniz mi? Yani kısmen izledim. Karşıma çıktı kısa videoları Instagram'da olsun, sosyal medyada olsun. Söyledikleri hakkında fikir sahibisiniz. Yani eski kendi aralarında olan şeyleri işte aralara bozulunca işte eski kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaya başlamışlar yani. Bence Sedat Peker haklı gibi. Büyük de ilgi gördü. Sedat Peker neye kızdı? Şimdi o yokken evde çocuğu, iki tane çocuğu, evde eşi, eşi de avukat. Ünlü bir avukat yani iyi bir şey. Evde yokken evlerini kırarak çocukları silahla karşılayarak yani ona kızdı Sedat Peker. Öyle şeyle karşılaştığı için böyle kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu olay olmasa zaten hiçbir şey olmayacaktı. Yani Süleyman Soylu, Sedat Peker'i Süleyman Soylu hep korudu bu zamana kadar. Yani gündeme değildi ama hep korudu. Şimdi yayınlanmasının sebebi bu mu diyorsun? Tabii canım işte yani bir şey oldu. Sonra evine işte girdiler o yokken. Çocuklarını yapmasa yine böyle sert tepki göstermezdi. Adam diyor ya ben çocuklarımı diyor dünyayı yakarım diyor yani. Ki zaten bütün baba böyledir. Sedat Peker sonuçta ünlü bir mafya babası. Yani bir sesini duyurması lazım. Peki çok fazla ilgi gördü. Buna ne diyorsunuz? Yani halk niye bu kadar ilgi gösterdi sizce? Bence Süleyman Soylu'yu ben çok severdim. Hala severim de yani İçişleri Bakanımızı. Bence şu an Süleyman Soylu'nun açığa alması lazım. Görevini istifa etmesi lazım. Bence yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yok. Sedat Peker'in video serisinden haberiniz var mı? İzlediniz mi? Evet var. Birkaç tane izlemiştim. Doğru. Neler düşünüyorsunuz? Doğruluk payı var mı söylediklerinde? Bence Reis Sedat Peker haklı. Yani söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki düşünüyorum. Çünkü yalan söylemesi için bir sebebi yok artık o adamın. Yani kendi ülkesine bile rahatça gelemeyecek bir duruma düşürmüş bir adamın artık korkacak hiçbir şey yok veya çekinecek hiçbir şey kalmamıştır.
Yani üzücü bir durum. Bu kadar yani sonuçta kendi etrafındaki insanlar olsun, gerek bazı politikacı arkadaşlar olsun, seviyorlardı, tutuyorlardı. Ne oldu da bu hale geldi? Tabii o da bir büyük bir soru işareti. Ama yani reis geçmişini fazla karıştırmamak lazım. Herkes hata yapmış olabilir ama özellikle son birkaç yıldır, 10 yıldır yani yaptığı herhangi bir kötü bir hareketi yok, herhangi bir yanlışı yok. Gerek ülkesine, gerek etrafındaki insanlara. Ben sanmıyorum onun bir kötü bir adam olduğunu. Sürekli her konuşmasında yani Allah'ın adıyla başlayan bir adam bu adam. Yani ben sadece tabii bunu hani, ya işte öyle dediği için mi böyle düşünürsün değil. Ama insanın dürüstlüğü konuşmasında, kelimelerinde, konuşma tarzında insan anlayabiliyor artık. Yani karşındaki insanın ne söylediğini, ne söylemek istediğini. O yüzden ben onun bu duruma düşmesini üzülüyorum açıkçası. Yanlış oldu. Şimdi kalkıp da büyük politikacılar yani bir iş adamıyla niye bu kadar uğraşıyorlar anlamadım sonra. Madem ki çok iyiydi daha önce. Her yerde o bazı politikacı arkadaşların yanında olduğu zaman çok iyiydi. Şimdi niye kötü olarak düşünüyorlar? Onu çözemedik. Ama inşallah yani onun için hayırlı olur. Çünkü yani sonuçta evine baskın yapıyorsun. Ailesinin çamaşırlarını kadar karıştırıyorsun. Yani hoş bir hareket değil bu. Madem ki şüphelendiğiniz şeyler var. Bugüne kadar niye sessizdiniz kardeşim? Yani bugüne kadar niye bir şey söylemediniz? Adam buradaydı zaten. Yani uçakla gitti bu adam. Başka bir hava yolunu kullanmadı ki. Ve herhangi bir kaçak yollarla gitmedi ki. Bence çok üzücü şu anda Sedat Peker'in bu düştüğü durum, onu bu duruma düşürtmeleri çok yanlış oldu. Hoş olmadı. Yani hemşehrimin her zaman arkasındayım, yanındayız. Yani bunu söylemek istiyorum gerçekten de. Çünkü ona yanlış yapıldı. Yani bu kez ona yanlış yapıldı. Kötü oldu bu. Hoş olmadı. Teşekkürler. Sağ olun. Sedat Peker'in video serisini izlediniz mi? İzledim, evet. Neler düşünüyorsunuz? Söylediklerinde doğruluk payı var mı sizce? Yani doğruluk payı var bence yani. Bütün her şey, söylediği her şey doğru bence. Çünkü Türkiye'de derin devletin de olduğunu tekrar öğrenmiş olduk. Yani 90'lı yıllarda derin devlet vardı. Yine hotladı yani derin devlet yani Türkiye'de. Sedat Peker'in yani bu söyleyiş tarzları hepsi doğru olduğuna inanıyorum ben şahsen. Peki okuduğu kitaplardan bahsetti. Ne düşünüyorsunuz? Ya kısaca bence bir hesaplaşma bence. Yani devlet arasıyla bir hesaplaşma Sedat Peker'in. Mafyayla ve devletin hesaplaşması. Ama çok rağbet gördü, çok fazla izlendi. Halk rağbet gösteriyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda da? Bence halk merak ettiği için izliyor. Yani Türkiye'de bence 20 yıldır Türkiye yönetilmiyor. Resmen bir mafya devleti olmuş Türkiye yani. Bunu görüyoruz yani videolarda yani. Mafyayla devletin kol kola girmiş bir durumda yani devlet. Üzülüyorum ben şahsen bir vatandaş olarak yani hiç iyi gitmiyoruz. Ekonomi çok kötü, halkın durumu çok kötü. Ya resmen ya bizim vergilerimizde mafya oluşturulmuş yani. Üzülüyorum ben, hiç iyi değil Türkiye'nin durumu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sedat Peker'in video serisini izlediniz mi? Hepsini tek tek izledim, 5 bölümü. Neler düşünüyorsunuz, niye bu kadar sürükleyiciydi, izlediniz? Ciddi iddialarda bulunuyor. Yani gerçeklik payı olabilir. Yani yanlış olduğunu düşünmüyorum. Doğru bir şey yapıyor bence. Çünkü onun da damarına basılmış. Devlet de ters düşmüş. Yani ben daha çok itiraflar geleceğini düşünüyorum. Yani inşallah bunlardan ders çıkaran insanlar olur, bir toplum olur. Yani devletin pis yüzünü, kirli yüzünü görmüş insanlar olur. Ya bunlar yıllardır yapılan şeyler. Yani henüz şu an belki ortaya çıkıyor ama yıllardır yapılan, bilinen şeyler. Üstü örtbas edilen şeyler. Yani gerçekten bu iddialar doğruysa yazıklar olsun diyorum. Yani ben 2 üniversite mezunuyum. Yani para kazanamıyoruz. Devletin sahibi olduğunu düşünen insanlar 5 ton yani kokainle, yani biliyorsunuz artık ne diyeyim yani. 5 ton kokain ya. Yani yazıklar olsun yani. Gerçekten bakalım daha neler ortaya çıkacak. Yani bu büyük iddialar. Bekliyoruz artık yani Netflix gibi oldu artık, bir film gibi oldu. YouTube'a giriyorum artık, 6. bölüm bekliyorum. Ben normalde Sedat Peker'de şöyle o düşüncede bir insan değilim. Aynı
düşüncede olan bir insan değilim ama yani sağcısı olsun solcusu olsun çok merak ettiğim bir konu olduğu için, hele ki şu anki dönemde, yani biliyorsunuz şu anki baskın dönemde böyle gerçekten itirafları duymamız gerekiyor yani. Sonuçta iki kesiminde, farklı kesimlerinde yani izlememiz gerekiyor, okumamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. İnsanlar için açıkçası yani ben bir solcu olarak ya Sedat Peker'den bile yani ufak bir umudumuz var yani. İlla ki onun tabii ki fanları var, takipçileri var. Milyonlara hizmet edebilen bir insan. Onun da sonuçta biliyorsunuz mitingler yaptı. Onun bir sözünü ayaklanabilecek bir sürü insan var. Yani bu bile bir umut olabilir yani insanlar adına. Bakalım yani inşallah bir şeyler değişir. Bakacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani bakalım, bekliyoruz yani. Başka sormak istediğiniz bir konu var mı? Teşekkür ederiz, sağ olun.